Büyük yazar derken seçmeyeceğiz mi? Asım Gültekin, Genç Dergisi, Mayıs 2016. Seslendiren Ahmet Safa Katırcı. Yeni keşfettiğin ve sevdiğin, üslubunu beğendiğin bir yazar haram bir fiili yaptığını yazmış. Ne yaparsın? İçinde neler hissedersin? Ben üzülüyorum, tedirgin oluyorum. Ya Rabbi, daha fazlasını yapmasın, ne olur, diyesim gelir. İnşallah sonradan tevbe etmiştir derim. Başkalarına tavsiye ederken dikkat ederim. Buna özellikle etrafımda pek de dikkat edilmediğini görüyorum. Hatta benden daha mütteki arkadaşlarım bile kimi yazarları, şairleri pervasızca övgüyle zikrettiğini görüyorum. Hele o yazarla, şairle kendini neredeyse özleştirenler. Kardeşim, adam ömrü boyunca bir kere bile secde etmemiş. Nasıl kendinle özleştiriyorsun o ayyaşı? Başındaki başörtüsünden nefret etmiş. Tiksintiyle bakmış örtüne. O meymenetsize nasıl özenirsin? Hayranlıktan feleği şaşırırsın. Müslüman değil misin sen? İzzetin, vakarın, izanın, irfanın nerede? Hele bazı arkadaşlar herkesi kabul eder. Yanlış, sapkın, kopuk, din imanla alakasız herkesi baş tacı eder. Sıra Müslüman yazarları, alimleri hatasıyla, sevabıyla sevmeye geldiğinde nasıl da cimrileşiyorlar? Yani öldürelim mi uygunsuz fiillerini yazan veya yazması bile ömrü Müslümana yakışmayacak şekilde geçen bir yazarı, şairi? Hiç mi beğenmeyelim iyi yazıyor olsa bile? Elbette beğenebilirsin, tamam. Ama abartma. O beğeninden Müslüman alim, yazar, şairlere sıra niye gelmiyor hiç anlayamıyorum. Müslümanlığı maruf yazarları özellikle kullanmaya, tercih etmeye, yazılarımda, konuşmalarımda onlardan bahsetmeye çalışırım. Bu yüzden beni dar kafalılıkla suçlayan, hep aynı isimleri ağzıma dolamakla suçlayan az dindarla karşılaşmadım. Biraz dünyaya açılmamın iyi olacağını, gavur yazarları da takip etmenin elzem olduğunu ya söylediler ya ima ettiler durdular. Tanıdığım kimi yazarlar, şairler, yazılarında, konuşmalarında Müslümanlıkla alakası olmayan yazarların, sanatçıların, kültür adamlarının isimlerini hiç eksik etmediler. Hatta böyle yaparak etrafında daha entelektüel, nitelikli, çok şey bilen bir kültür adamı olarak tanındıklarını, bu yüzden çeşitli kültürel veya siyasal kuruluşlarda kendilerine yüksek görevler verildiğini de görmedim değil. Hatta görmedim değil denecek kadar seyrek bir durum da değildi bu. Böylesi durumlarla karşılaştığımda üzüldüm. Hayır, beni neden önemli bir yerlere layık görmüyorlar şeklinde bir zaafın tepkisi değildi bu. Bu ucuzluklara birileri neden tav oluyor üzüntüsüydü. Bu tipleri bir şey zannederek daha ne kadar zaman kaybedeceğiz hissiydi. Mesela kitap, ilim irfanla alakalı olduğu düşünülerek milyonlarca insandan sorumlu olacak şekilde önemli yerlere getirilen bir yöneticinin sırf bu işaret ettiğim hastalığın dışa vurumu onlarca iş yaptığına tanık oldum. Yönettiği kurumlara sol, sosyalist, liberal, batıcı yazarları, kültür adamlarını hem de %80 oranında doldurmaktan geri durmadığını gördüm. Hürriyet gazetesinde, Milliyet gazetesinde hakkında olumlu bir haber çıksın diye bu kadar düşülür müydü? Düşülürmüş demek ki. Siyasilerin, bürokratların siyasi denge kaygılarıyla yapıp ettikleri yanlış, hatalı kültürel işlere yine de çok üzülmüyorum. Benim üzüldüğüm şu, böylesi bir illete kapılmış arkadaşların hayırlı, faydalı, kıymetli yazarları, alimleri, şairleri öğrenmeye bir türlü vakit bulamıyor oluşu. Topluma zarar veren yöneticiler her zaman olur ama zararın verilmesinden ziyade yönetenlerce iyilerin isimlerinin dahi bilinmemesi, bu daha büyük bir zarar. İyilerin isimlerini bilmeyen onların fiillerini de bilmeyecektir. Fikirlerini de bilmeyecektir. Onların ideallerini de bilmeyecektir. İyiler, öncüler, güzel Müslümanlar güzelliklerin kıyafetidir. Asıl olan güzellikle meşguliyet. Hele hele bu reklam çağında, bu magazin çağında ağzı güzel isimlerle meşgul olmayanın kalbi, dili, fikri de ister istemez kirli çağın çirilerini, komutanlarını, öncülerini, artçılarını zikredecektir.